Bir defa öncelikle statik pazarlama döneminden, endüstriyel dönemden daha data odaklı ve daha dinamik bir dünyaya geçiyoruz diye başladık. Sonra data nedense çok büyük ve karmaşık bir şey olarak veri tanımlanmaya başladı. Ve o kadar büyüdü ki jargonlarıyla birlikte bir de hacmen de büyüdü. Hem reklam verenleri hem ajansları bütün ekosistemi korkutan bir büyüklük haline geldi. Bunun içine nasıl gireceğiz, bunun içine nasıl markam için faydalı bir şey çıkartacağız diye. İlk etapta verinin kullanımını zaten daha hedefleme odaklı gördük. Aslında birazdan anlatacaklarım bizim veri ile alakalı kategorilerimizin de var olma sebeplerinin de altını dolduruyor. Bir 6-7 sene kadar evvel bu piyasada pratik jargonunda bizim programatik planlama olarak bildiğimiz yeni nesil medya planlama dijitaldeki pratiklerinde hedefleme amaçlı olarak kullanımı aslında datanın ilk etapta başladı. Sektör olarak daha ağır kaldığımız ve daha hızlı ilerlememiz gereken tarafta datanın içinden anlam çıkartarak markalarımızın kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflerine katkıda bulunabilmek. Bunu daha henüz tam gerçekleştirebilmiş değiliz. Kısa vadede biraz daha markaların, özellikle e-ticaret markalarıyla FMCG markalarının mesela biraz daha işbirlik halinde olması gerektiğini düşünüyorum. Olacak da önümüzde bir Amazon gerçeği var. Amazon ülkemizde herhalde şu sıralar çok daha yavaş gözüküyorsa da önümüzdeki dönemde pek çok Avrupa ülkesinde ve Amerika'da olduğu gibi bölgemizde de ağırlığını hissettirmeye başlayacak. E-ticaret konusunun biraz daha gündeme geliyor olmasını bekliyoruz. Neden e-ticaret diyorum, altın çiziyorum? Çünkü Türkiye'deki global Facebook, Google gibi oyuncular haricinde en önemli data kaynağı e-ticaret oyuncularımız. Bu ticaretten çok ciddi tüketici içgörüleri, işte alışveriş sepetindeki hareketlenmeler, bu konuda bilgiler var. Yani işbirliğinden bahsettik, ajanslarla markalar arasında bahsettik. Bence bir grup markayla, tüketici markalarıyla özellikle e-ticaret platformlarının daha işbirliği halinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ajansına bu işbirliğinin içinde biraz daha yapıştırıcı rolü oynayabileceğini düşünüyorum. Bu dönemle birlikte Amazon'un da biraz daha hareketleniyor olmasıyla birlikte, global medyanın biraz daha hareketleniyor olmasıyla birlikte, yeni dönemde markaların özellikle kısa ve orta vadeli, uzun vadeli hedefleri için daha fazla katkıda bulunacağımızı düşünüyorum. Hedefleme konusu zaten gündemde, o artık pratik sektör pratiği haline gelmeye başladı. Hani programatik planlama yapıyorum diye yani öğünden bir şeydi 2012-2013 yıllarında. Bugün artık temel bir pratik haline geldi. Dediğim gibi orada bayağı ciddi teknolojiler zaten bütün medya ajanslarımız tarafından da kullanılıyor. İş biraz daha markaya katkı sağlama tarafına geldi. Şöyle bir durum var. Biraz teknik bir konu. En basitten baktığımızda data teknik bir konu. Ama reklam verenin pazarlama pratiğini yapan meslektaşlarımın da o kadar mühendislik bakış açısına sahip olmasını beklemek çok da anlamlı değil. Japonca konuşanla İngilizce konuşanı bir araya getirmek gerekiyor. Birincisi burada çevirmen rolünü oynayacak olan yapıların devreye girmesi gerekiyor. Ajansların böyle bir rol oynuyor olmasını bekliyoruz. Daha doğrusu bu role daha çok soyunuyor olmaları gerekiyor. Reklam veren tarafından böyle bir talep var. Data burada. Evet, bu datanın içinden belli anlamı madenleyip buradan çıkan içgörüleri markaya yansıtıyor olmamız gerekiyor gibi bir misyonu olması gerekiyor. İkincisi de mesela bizim kategorimize çok da güzel bir yeri de var. Data görselleştirme anlamında. Bu konudaki gelişmelerin biraz daha reklam verenlerin ve ajansların datayı okuyabilmelerine, daha hızlı okuyup daha hızlı aksiyon alabilmelerine faydası olacağını düşünüyoruz. O yüzden bu tip data görselleştirmeler, dashboard olarak tabir ettiğimiz platformların devreye giriyor olması bunu biraz daha hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Felix'teki değerlendirmede burada reklam veren ve ajanslardaki dostlarımıza da ufak bir mesaj da paylaşıyor olalım, gönderiyor olalım. Şimdi data, ya yani veri odaklı planlama dediğimiz zaman nedense işte first party, second party, DMP gibi büyük jargonlar ve en başında da bahsettiğimiz gibi çok devasa bir dünyadan bahsediyormuşuz gibi geliyor. Ve o zaman da ya benim elimdeki iş henüz o dünyaya hazır değil, ben o zaman bununla başvurmasam gibi düşüncelere kapılıyor olabilirler. Lütfen böyle düşünmesinler. Buradaki konu şu, datanın pratik kullanımı önemli. Biz buna pratik data diyoruz. Yani illa dev data yönetim platformlarına sahip olmanız gerekmiyor. Ama kendi datanızı veya işbirliği yaptığınız bir markanın veya bir platformun datasını kullanarak biraz daha gerçek zamanlı aldığınız bir aksiyon veya markanıza kattığınız bir değeri ispatlayacak, anlatacak hikayenizi bizimle ve sektörle paylaşıyor olursanız çok da seviniriz. Önemli olan datadan markaya değer yaratabilmek. Bu hedefleme olabilir, görselleştirme olabilir, marka stratejilerine katkısı anlamında olabilir. Felis elbette değerli, Felis kazanıyor olmak
Hepimiz o Filiz ödülünü sahnede alıyor olmanın gururunu ve keyfini yaşamak istiyoruz ama bizim kategorimiz özelinde bir önemli misyonumuz daha var. Sektöre daha çok markaları ve ajansları cesaretlendirici, veri odaklı vakalar gönderiyor olmamız, onları paylaşıyor olmamız gerekiyor. O yüzden bunların vakalandırılması ve bu kategoride paylaşılması sektörle bence en az bir Filiz kazanmak kadar değerli olacak. O yüzden ellerindeki vakaları bizlerle paylaşmalarını rica ediyoruz.